Evet, pazar sohbeti devam ediyor. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Ta Ankara'lardan bizimle beraber olacak. Sanatlar Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Doktor Erkan Özgün bizimle. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, merhaba. Çok teşekkür ederim Kadir Bey. Sizler nasılsınız? Hocam sizi gördük. Valla bak biraz daha yüzümüz gülmeye başladı. Ankara'da da sizinle çok keyifli bir sohbet yapmıştık. Sizi aslında tekrardan görmek çok güzel. İstanbul'da olmak isterdim ama Sanatlar, yani Saç Nakli Transplantasyon Derneği. Sanatlar deyince bir musiki vesaire bir şey gibi algılanıyor. Saç Nakli Transplantasyon Derneği'nin kısaltması aslında... Onların kısaltmasından ortaya sanat çıkıyor. Yaptığımız işte sanat olunca birbirine uydu. O yüzden evet. Gelemedim, stüdyoda olmayı çok arzu ederdim. Evet, inşallah bir sonrakine ama zaman ayırdınız, Ankara'lardan stüdyomuza bağlandınız. Çok teşekkür ederim. Hem bir başkan olarak hem de bir hekim olarak bence çok önemli bir konuyu konuşacağız. O yüzden bence topluma fayda sağlamak adına, bilgi vermek adına, faydalı bilgiler vermek adına sizin yayına katılmanız çok kıymetliydi. Tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi hocam, Avrupa'dan gelen hastaların Türkiye'deki saç ekimi operasyonu ne kadar sürüyor? Bu arada konuşmamızda söylemiştiniz. Saç ekimi değil, saç nakli. Ben hata yaptım. Estağfurullah. Oradan başlayayım. Aslında tabii yaygın olarak Türkiye'de saç ekimi diye biliniyor. Fakat baktığınızda dünyanın her yerinde transplantasyon olarak, yani nakil olarak geçiyor. Biz de o sebeple az önce açıklama yaparken Saç Nakli Transplantasyon Derneği demiştim. Biraz böyle vurgulayarak bunun saç ekimi değil, bir canlı doku nakli olduğunu ifade etmeye amaçlamıştık. Evet, doğrusu saç nakli, ama biz tabii bazen soruyorlar bana, saç ekimi ayrı bir şey, saç nakli bambaşka bir şey falan diye soruyorlar. Değil tabii, aslında doğrusu nakil, ama biz vatandaşlarımız da karıştırmasınlar diye saç ekimi kelimesini de kullanabiliriz. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi sorunuza gelirsek, Avrupa'dan gelen veya yurt dışından gelen hastalarımız normalde şöyle oluyor, sistem şöyle çalışıyor. Bizlere öncelikle hastaların fotoğrafları ulaştırılıyor. Bunun için herkesin kullandığı şablonlar var. Biz de bir şablon kullanıyoruz. 5 cepheden çekilmiş fotoğraflarla aslında kaliteli bir fotoğraf alınmışsa aşağı yukarı bizim net karar vermemizi yardımcı oluyor, sağlıyor. Daha sonrasında öncelikle saç nakli operasyonu uygun mu değil mi hasta, onun değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra acaba tek seans yeterli olacak mı, yoksa birden fazla seansa mı ihtiyacı var? Bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra bunun kararını verip hastamıza bildiriyoruz, bilgilendiriyoruz. Buna göre arzumuz şu, operasyon tarihine karar verdiğimizde hastamızın muhakkak bir gün önceden yanımızda olmasını istiyoruz. Çünkü hem gerekli kontrollerini gerçekleştiriyoruz, hem operasyon öncesi yapılması gereken bazı kan testleri var. Bu testler 2-3 saat sürebiliyor çıkması. Bu sebeple operasyonun olduğu gün yapmak istemiyoruz. Bir gün önceden elimizde olması bizim için daha uygun oluyor. Daha sonra operasyondan 2 gün sonra hastamızın yıkamasını yapıyoruz. Yani baktığımızda tek seanslık bir işlem için minimum 3 gece, 4 gün konaklaması yetiyor hastamızın. Evet. Yani burada şey mi, riski almak istemiyorsunuz herhalde değil mi Erkan Hocam? Hasta mümkün olduğunca yurt dışından sizi tatmin edecek ve onu buraya çağıracak kadar garantiye alacağınız dataları, görselleri, işte raporları istiyor, tetkikleri istiyorsunuz o zaman. Tabii, yani biz sonuçta cerrahi bir işlem yapıyoruz. Bunda birinci öncelik hasta bu işleme uygun mu değil mi? Şimdi saç ekimi tarif edilirken şöyle tarif ediliyor. Tıbbi bir zorunluluğu olmadığı halde hastanın talebine bağlı olarak gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir diye anlatılıyor. Dolayısıyla burada hastanın talebi var, ama hasta talep etti diye bütün hastaların bu işlem yapılacak diye bir şey yok. Çünkü dediğim gibi cerrahi bir operasyon bu. Dolayısıyla öncelikle hastamız uygun mu değil mi bu operasyon için, bunu değerlendirmemiz lazım. Bu sebeple bu olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yani eğer bir yerden bir hastaya Mevlana'nın dediği gibi
gel kim olursan ol yine gel deniyorsa burada çok dikkatli davranıp şüphelenmek lazım. Çünkü hastayı görmeden operasyona karar vermek mümkün değil. Evet. Hocam iyileşme sürecinde sorabilir miyim? Bu arada hocam benim şeyde şirkette sağ kolum ve gözümün nuru bir yol arkadaşım var Merve. Şimdi bana kulağıma diyor ki abi şimdi nakil mi yazayım, ekim mi yazayım? Nakil yaz Merve dedim. Aşağıda KJ'leri nakil olarak yazıyor bilginiz olsun ya. Tamam, yani o zaman siz de biz de şu soruyu alabiliriz. Bu yeni bir şey mi? Acaba saç ekimi ne? Saç nakli de diye bir soruyla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Onu da uyarayım ben size. Evet, şimdi... Aslında hocam bir şey söyleyeceğim. Biz sizinle çok keyifli bir sohbet yaptık. Ben sizi misafir etme gibi bir şansım olmuştu benim. Orada hocam şunu anlattı. Dedi ki Kadir, yani birebir sohbetimizi kısaca özetleyeceğim hocam müsaaden varsa. Estağfurullah, Hocam tabii. yani sonra size topu bırakacağım. Hocam dedi ki Kadir, kafa derisi yani kafa kanın en zor durduğu yerdir. Hatta siz daha doğrusunu anlatacaksınız hocam. Hatırlar mısınız? Çok hocam ilk kez dinledim yani yıllardır sağlığın çok içindeyim medyasının. Ya çok hassas bir yerdir. Yani eğer bir doktor müdahale etmezse bunu durdurmak mümkün değil. Yani bu işi ekim deyip bu kadar basite indirgemek doğru değil. Şimdi daha doğrusunu anlatmanız bir kısa sorulardan da çok çıkmayarak buraya biraz değinmenizi isteyeceğim hocam. Tabii şimdi aslında baktığınızda vücudun en büyük organı cilt, deri. Ve her yerde deri var. Saçlı deri de bunun bir parçası gibi değerlendiriliyor ama saçlı deri aslında vücudun içerisinde diğer bölgelere baktığımızda onlara göre biraz daha böyle bağımsızlığını ilan etmiş, biraz daha farklı davranış gösteren bir yapı. Katmanları birbirine benzeyen katmanlar olsa da ekstra bir takım katmanları da var. Burada hakikaten çok önemli. Vücudun her yerinde atar damarlar var, toplar damarlar var. Burada ilginç olan bir şey var. Toplar damarların özelliği şudur. Toplar damarlar kirlenmiş kanı kalbe doğru gönderirken kanı yukarıya atarlar. Ama o kanın geri gelmesini engelleyecek bir valf sistemine sahiptirler. Vücutta bir tek saçlı deri içerisinde bir özel toplar damar grubu vardır ki bunlarda bu valf yoktur. Dolayısıyla devir daim sistemi biraz farklı çalışmaktadır. Ve söylem şudur ki bütün kitaplarda bu yer alır. Birisi kafasından bir darbe aldığı takdirde eğer buna belli ve kanama başladığı takdirde eğer buna belli bir süre içerisinde müdahale edilmezse o hastayı kan kaybından kaybetmek gibi bir riskle karşı karşıya kalırız. Bu sebeple gerçekten çok kanlı bir bölgedir. Ve anatomi bilinmeden asla dokunulmaması gereken bir Evet. bölgedir. Hemen kısaca bir şey Evet. ekleyeyim, çok Tabii özür lütfen, dilerim. lütfen. Şimdi ben aynı zamanda Saç Nakli Derneği Başkanı olarak biz hekim ve yardımcı sağlık personeli arkadaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerimiz için bir offline eğitim yani teoriyi anlattığımız bir eğitim setimiz var. Burada anatomiyi anlatan anatomi hocamız var. Profesör Doktor Hasan Ozan, onu da burada saygıyla sevgiyle selamlamak isterim. Selamlar. Hasan Ozan hocanın söylediği çok önemli bir laf vardır. Anatomi kör bir köstebek gibidir. Kumu yolu bilmeden kazarak devam ederse o yol ona mezar olacaktır diye. Bu söylemi de cerrahlar için Hasan hocamız eğer anatomi bilmiyorsanız sakın saçlı deriye dokunmayın. Evet. Çok şey, farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz diye anlatıp gerçekten doğru. Cerrahi bir işlem yapıyorsanız zaten aslında çok nahoş şeyler konuşuyoruz. Yani bir hekim olmayan birinin cerrahi bir işlem yapmasını konuşuyor olmak bile çok çok kötü ama anatomiyi bilmeden gerçekten o bölgeye asla dokunmamak gerekir. Evet, tam olarak da konuştuğumuz şeyler bu ve benzeri şeylerdi. Yani saç ekimiyle nakli dediğinde karşı taraf tabii ki bunun ne olduğunu anlıyor ama bunun bir cerrahi müdahale olduğunu, insan vücudunun hani hassas bir bölgesi olduğunu, bu kadar basite indirilmemesi konusunda böyle bir şey öneriniz ve yorumunuz olmuştu. Etkilenmiştim. O yüzden hatırlatmak istedim. Biraz konumuzun dışına çıktık. Şimdi biraz hızlanacağız o zaman hocam. Peki. Saç ekiminden sonra ne kadar sürede iyileşme gerçekleşir diye sormuş seyircimiz.
Tabii ki biraz metabolizma hızı ile ilgili ama çok kısaca ben hemen anlatayım. Operasyondan sonra ilk 15 gün kabuklanmalar olur. Bu tıbbi iyileşme yani yaraların iyileşmesi birkaç gün içerisinde olur ama görüntü anlamında devam ediyorum. Kabuklanmalar 15. güne kadar, 10. günün 15. güne kadar devam eder. 15. günden sonra zaten hasta normal yaşantısına döner. Aslında tıbbi iyileşme çoktan tamamlanmıştır ama saçların tekrar çıkmaya başlaması uzun bir süredir. Zaten 15. günde şok dökülme süreci devreye girer. Bu şok dökülme süreci 30-45 gün aralığında devam etmektedir. Yani 15. gün başladı, ikinci aya kadar devam eder. Yeni nakledilmiş olan saçların %5'i 10'u veya tamamı dökülebilir. Bu şok dökülmenin sebebi aslında biz saçta tek canlı olan kısım saç köküdür. Biz bu kökü arkadan alıp önde başka bir yere yerleştirdiğimizde bu ilk 14 günlük süreç içerisinde kendini sağlama almak ister canlı doku ve ürünüyle asla ilgilenmez. Daha sonra kendisini sağlama aldıktan sonra ürünün durumunu kontrol eder. Eğer o saçı kalınlaştırıp uzatabilecekse, ürün iyiyse onu uzatmaya devam eder. Değilse yenisini yapması gerekir. Yeniyi yapmak için de eskiyi atmak gerekir. Evet. İşte bu atma işlemine biz şok dökülme diyoruz. Ön taraf, ön bölge, bütün saçların eşitlenmesi yaklaşık 12-13 ay süren. Tepe bölgesi ise 18-20 ay süren. Yani tepe tutmaz derler aslında, doğru, o da doğru değil ama biraz daha gecikerek gelir. Evet, biraz operasyon sonrası sabır gerektiren bir süreç ama Sonrası güzel süreç olacak çok diyelim. güzel oluyor. Evet. Peki. Biraz daha hızlandıracağım sizi. Süremiz biraz azaldı Erkan Hocam. Avrupa hastalarının saç ekimi için kaç gün Türkiye'de kalmaları gerekir diye yine Avrupa izleyicileri çok mantıklı bir soru sormuşlar hocam. Az önce aslında açıklamaya Evet. çalıştım. Tek seanslık bir işlemse minimum 3 gece 4 gün. Ama 2 seanslık bir işlemse örneğin 5 gece 6 gün kalmaları gerekmekte. Bir hastayı dinlendirip ikinci operasyona alabilmemiz için. Bazen şunu da yapmak mümkün ama hastaya bu daha külfetli gelir. İlk seans yapılır, 3 ay veya 6 ay sonra hasta tekrar çağrılır. Ama bu gerçekten külfetli. Özellikle seyahat masraflarını da düşündüğünüzde. O yüzden tıbbi olarak da doğru olan belli bir süre, bu süre bir gün yani 24 saat ile 48 saat aralığındadır. Bu süreyi bekledikten sonra hasta ikinci seansında alınır, ikinci operasyonu yapılır ve daha sonra memleketine geri gönderilir. Gönderelim. Peki Avrupa hastalarının saç ekimi sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu soru da şöyle muhtemelen hani siz işlemi yaptınız ama onlar döndü gittiler. Artık sizin kontrolünüzde Evet. değiller sorusu gibi geldi bana. Zaten bu operasyonda bizim payımız kadar hastaların da payı çok önemlidir. Bir takım ev ödevleri veririz biz hastalarımıza. Bu ev ödevlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yatma pozisyonunu özellikle tarif ederiz. Bu yatma pozisyonu çok önemlidir. Çünkü nakledilen saçlar boşta durduğu için o sağlamlaşana kadar 14 günlük süre içerisinde o sürede oraya bir temas olmaması gerekiyor. Temas edilebilecek en riskli süreç ise uyku süreci olduğu için biz çok özel bir yatma pozisyonuyla hastamızı bölgeyi korumasını sağlarız. Burada çok önemli bir konu daha var ki ben 21-22. yıla giriyorum saç nakli konusunda. O zamandan beri hep şuna dikkat ettim. Az önce anlattım ya, bu işin tamam dediğimiz süresi en erken 12-13 ay. Dolayısıyla ben bütün hastalarımı 12 ay boyunca ayda bir defa veya 2 ayda bir defa olmak üzere ülkelerine döndükten sonra görüntülü olarak arayıp öncesinde randevulaşarak gidişatı takip etmek istiyorum. Çünkü hani iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor, normal hızında mı, yavaş mı ilerliyor, bunu hastalarımızın anlama ihtimali yok. O yüzden benim muhakkak görmem lazım. Bazen çünkü müdahale etmek gerekir, işlem yapmak gerekir. Bu işlemler için Türkiye'ye gelemeyeceklerse kendilerine hep şu önerilerde bulunurum. Şu özelliklerde bir hekim bulun ülkenizde. Hekimden randevu alıp gittiğinizde lütfen benimle de görüştürebilirsiniz. Ben ne yapılması gerektiğini anlatırım kendilerine gibi takip işi bence zorunludur. Evet. Çok iyi biliyorsunuz, sizinle de konuşmuştuk. Evet. Saç nakliyle ilgili kılavuz niteliğinde Türkiye'deki ilk kitabı biz yazdık. Bu kitapta da özellikle bu 12 aylık kontrol sürecine çok önem vererek özellikle anlatmaya çalıştım. Çünkü eğer arada bir şeyler kaçarsa o kadar emek boşa gider. Evet.
Siz ve sizin gibi Türk hekimleri sayesinde verilen bu lojistik hizmet, bu hizmet kalitesinden dolayı da dünyanın dilinde Türkiye'deki sağlığın, hekimin ne kadar güçlü olduğu konuşuluyor. Hocam süremiz bitti ama bir tane soruyu çok hızlı alabilir miyim sizden? Tabii, tabii buyurun. Saç hekimi sonrası yeni saçlar ne zaman çıkar? Çok kısa. Yani ekilen saçlar az önce söylediğim gibi 15 gün sonra şok dökülme sürecine girecek. Bu dökülme, şok dökülme süreci %5 ile 10 ile kalır ise ikinci aydan itibaren bu yeni saçları görmeye başlayacağız. Ama tamamı dökülürse bu süreç 3 veya 4 ay gibi bir süreç olacak. Olabilir. Sanat Der Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Doktor Erkan Özgün bizimleydi. Ankara'dan yayınımıza katıldı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz ve ben ve ekip arkadaşlarımı onurlandırdınız, zaman ayırdınız. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Bir sonraki programda görüşelim. Daha seyircilerimin sorduğu sorular vardı. Mutlaka vakit bulursanız stüdyoya sizi bekliyorum. İzleyicilerin önünde de sözünü almış olayım sizden. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza Türkiye'den, Ankara'dan, Türkiye'nin kalbinden sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Sevgiler, saygılar, kolaylıklar bizden de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar.